Arkadaşlar şimdi yepyeni bir ünitedeyiz. Arayış yılları 17. yüzyılda Osmanlı Devleti, yani duraklama dönemi. Arkadaşlar yani Osmanlı artık zirveden yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlıyor. Tamam mıdır? Şimdi biz şöyle bir başlık atalım. Neden? Yani Osmanlı neden duraklama dönemine giriyor? Biz bu nedenin sorusunu ikiye ayıracağız. Bunun hem iç nedenleri arkadaşlar hem de dış nedenler olacak. Mesela iç nedene ne diyebiliriz? Biraz kalıpla gidelim, tamam mı? Kalıp kurarak gidelim. Daha iyi olur bu. Osmanlı'da merkezi otoritenin bozulması. Merkezi otoritenin bozulması. Otoritenin bozulması. Nasıl mesela? Arkadaşlar Osmanlı'da hatırlayın, Ekber ve Erşet sistemi geldi. Ekber Erşet sisteminin gelmesi otoriteyi nasıl bozar? Önceden kim geçiyordu başa? Sancaklardaki şehzadelerden en politiği, en akıllısı, en zekisi, en savaşçısı, en yeteneklisi başa geçiyordu. Artık diyor ki, başa hanedanın en büyüğü ve olgunu, deli olmayanı başa geçecek. Peki bu sistem en yeteneklinin başa geçme usulünü ortadan kaldırır mı? Evet. O yüzden Ekber Erşet Osmanlı'da merkezli otoriteyi bozdu. İki kafes usulü geldi. Birinci Ahmet çocuklarını sancağa göndermedi. Birinci Ahmet diyorum, çok özür. Üçüncü Mehmet çocuklarını sancağa göndermedi. Fatih'le yasalaşmıştı sancağa çıkma usulü. Üçüncü Mehmet'in çocukları küçük olduğu için o sancağa gönderemedi çocuğunu. Doğal olarak Üçüncü Mehmet ölünce hiçbir çocuğu sancağa çıkamadığı için başa sancağa çıkmamış Birinci Ahmet geçti. Birinci Ahmet bizim tarihimizde sancağa çıkmadan başa geçen ilk padişahtır. Birinci Ahmet de bundan sonra hiçbir çocuğu sancağa göndermeme kararını aldı ve kafesi kurdu. Kafesi kuran, kafes usulünü getiren aslında Birinci Ahmet arkadaşlar. Birinci Ahmet'ten sonra başa geçen padişahların hepsi de kafes usulünden gelerek başa geçti. Peki o zaman kafes usulünün getirilmesi, yani artık şehzadenin sancakta değil de sarayda eğitim görmesi, yeteneksiz şehzadelerin başa geçmesine, merkezi otoritenin bozulmasına, yönetimin bozulmasına neden olabilir mi? Evet. Bu padişahlar ordunun başında bile sefere gitmezler. Devletle ilgilenmezler. Daha çok işi sadrazamlara bırakırlar. O zaman kafes usulünün getirilmesi de merkezi otoriteyi doğrudan bozdu. Arkadaşlar bir şey daha. Bu dönemde 17. yüzyılda küçük yaşta şehzadeler tahta çıktı. Mesela 4. Murat arkadaşlar 12 yaşında tahta çıktı. 2. Osman 14 yaşında tahta çıktı. 4. Mehmet 6,5-7 yaşında tahta çıktı. Peki yani çocuk yaşta olan padişahlara devlet teslim edilir mi? Bunun ne kadar tecrübesi olabilir? Doğal olarak çocukların küçük yaşta başa çıkması, başa gelmesi, tahta çıkması otoriteyi bozdu ve bunun etkisiyle, küçük yaştaki çocukların başa geçmesinin etkisiyle, padişah olmasının etkisiyle saray ağaları ve saray kadınları devlet işlerine karışmaya başladı. O zaman Osmanlı'da merkezi otoritenin bozulmasına bunlar ciddi anlamda etki etti. Arkadaşlar ayrıca Osmanlı'da ordu bozuldu. Osmanlı ordusu bozuldu. Osmanlı'nın biliyorsunuz iki tane ciddi ordusu var. Bunlardan bir tanesi Tımarlı Sipahi. Tımarlı Sipahi. Neydi bunlar? Eyalet ordusu. Diğeri ise Kapıkolu, yani Yeniçeriler. Şimdi Tımarlı Sipahi'nin sayısı yaklaşık 400 bindi. Yeniçeri'nin sayısı da yaklaşık 10 bindi. Şu Yeniçeri daimi, düzenli bir orduydu. İşi gücü askerlikti. Asker savaş olduğu zaman savaşa gidiyor, olmadığı zaman İstanbul'un güvenliğini sağlıyor, talim yapıyor.
Şu ordu savaş olduğu zaman savaşa gidiyor, savaş olmadığı zaman üretimi denetliyor, topraktaki üretimi denetliyor. Tımar dediğimiz olay bu. Şimdi Osmanlı Devleti'nde tımar bozulunca, uzun süren savaşlarla tımar bozulunca bu sayı azalmaya başlıyor. Çünkü üretim düşüyor. Sayı yaklaşık 100 binlere kadar iniyor. Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahi sayısı azalınca bu Yeniçeri'ye olan ihtiyacı artırıyor. Yani Yeniçeri'ye olan önemi artırıyor. Ve Osmanlı Yeniçeri Ocağı'na alım usulünü bozuyor. Yani devşirme sistemini bozuyor. Ve devşirmelerin sayısı, Yeniçerilerin sayısı 100 bine kadar ulaşıyor. Duraklamada 80-100 bine kadar Yeniçerilerin sayısı ulaşmıştır. Peki nasıl bu rakamı buldun sen? Devşirme çocuklar alınmaya başlanırken Türk çocuklarda Yeniçeri olmaya başlıyor. Devşirme usulü bozuluyor. Yeniçeri ocağına alma usulü bozuluyor. Kapıkulu usulü bozuluyor. Yeniçeri'de kalite, keyfiyet, önem bitiyor. Ve ocak devlet içinken, yani Yeniçeri ocağı devlet içinken, devlet ocak için olmaya başlıyor. Bu kadar rakama sahip olan Yeniçeri'nin ulufesini, cülüsünü devlet dağıtamıyor ve isyanlar çıkıyor. Bu da doğrudan merkezi otoriteyi bozuyor. Osmanlı'nın merkezi otoritesini bozan, doğrudan bozan isyanlar Yeniçeri isyanlarıdır. Çünkü bu isyanlar nerede çıkıyor? İstanbul'da çıkıyor. O zaman ordunun bozulmasının ne anlama geldiğini de buradan öğrenmiş olduk. Devam ediyorum arkadaşlar. Dışı biraz daha şu tarafa doğru yazarız. Osmanlı Devleti'nde maliye bozuluyor. Maliye. Arkadaşlar, rüşvet, İltimas başlıyor. Otorite bozulmuş artık. İşler rüşvetle yürüyor. Arkadaşlar vergiler düşüyor. Osmanlı'da maliyenin bozulduğunun en büyük kanıtı vergi oranlarının düşmesidir. Çünkü artık üretim kalmıyor. Arkadaşlar ve yine çok önemli bir bilgi. Bu dönemde uzun süren savaşlar oluyor. Bu uzun süren savaşlar savaş harcamalarını artırıyor. Maliye bozuluyor. Ayrıca bu dönemde saray masrafları artıyor. Dış faktörleri yazmıyorum. Onu birazdan, maliyenin bozulmasını etkileyen dış faktörler var. Onu birazdan yazacağım size. Ayrıca arkadaşlar, tımar sistemi bozulunca hazinenin üzerindeki yük artıyor. Çünkü askerin ihtiyacı nereden karşılanıyordu önceden? Tımardan. Bu bozulunca bu sefer Yeniçeri Ocağı'nın sayısı artıyor, hazinenin yükü artıyor, doğal olarak hazine bozuluyor. O zaman maliyenin bozulmasını etkileyen faktörlerden bir kısmını yazdık. Bu dönemde arkadaşlar eğitim sistemi bozuluyor. Osmanlı'nın eğitim sistemi bozuluyor. Ki Osmanlı temel eğitim kurumları nedir? Medreselerdir. Bu medreselerde kalite düşüyor ve beşik ulemalığı başlıyor. Beşik ulemalığı dediğimiz şey, ulemanın çocuğu da ulema olmaya başlıyor. Ben medrese hocasıyım, benim çocuğum da medrese hocası olmaya başlıyor. Beşik kertmesi gibi düşünün bunu. Bu beşik ulemalığı Osmanlı'da, Osmanlı medreselerinde pozitif eğitime verilen önemin bitmesine neden oluyor. Yani şöyle denilir, 17. yüzyılda ki medreselerde ne tür dersler okutuluyor? Dini dersler. Ve pozitif dersler okutuluyor. Dini dersler nedir mesela? Fıkıh, İslam hukuku, hadis, kelam. Artırabilirim. Pozitif dersler nedir? Atıyorum matematik, cebir, arkadaşlar, hendese. Ondan sonra geometri, fen bilimleri, arkadaşlar, tarih, coğrafya gibi dersler okutuluyor. Bu beşik ulemalığı yüzünden pozitif derslere verilen önem bitiyor. Doğal olarak eğitimde kalite düşüyor. Eğitimde kalite düşünce Osmanlı Batı'nın fazlasıyla gerisinde kalıyor. Osmanlı fikri gerilik başlıyor. Bu da Osmanlı duraklamasına neden oluyor. O halde şöyle baktığınızda Osmanlı neden duraklamaya girdi? İç sebep olarak Ekber Erşet tefessülü, küçük yaşta çocukların tahta geçmesi, saray kadınlarının işe karışması, tımar sisteminin bozulması, Yeniçeri Ocağı'na alım usulünün bozulması, uzun süren savaşlar, rüşvet, iltimas, vergilerin düşmesi, saray masraflarının artması, medrese sisteminin bozulması gibi birçok faktör sayabiliriz. Çok fazla faktör sayabiliriz burada. Ben kalıp kurmaya çalıştım. Bunun bir de arkadaşlar dış sebepleri vardır. Dış sebepler. Nedir mesela dış sebepler?
Osmanlı'ya karşı kutsal ittifaklar kurulmaya başlandı. Yani Osmanlı Devleti batıda bir devletle savaşırken 3-5 devletle birden savaşmaya başladı. Ayrıca Osmanlı batıda zayıf devletlerle mücadele ederken güçlü devletlerle mücadele etmeye başladı. Çünkü yeni çağda Avrupa'da feodalite, derebeylik yıkıldı, yerine merkezi krallıklar kuruldu. Yani Osmanlı Devleti batıda güçlü devletlerle karşılaştı, Osmanlı'ya karşı Hristiyan birliği oluştu. İki, Osmanlı doğal sınırlarına ulaştı. Osmanlı denizlerle, çöllerle, okyanuslarla, dağlarla çevrili oldu. Kuzeyde Baltık, batıda Atlas Okyanusu, Baltık Denizi, batıda Atlas Okyanusu, güneyde çöller, doğuda Zagros Dağları, İran. Yani doğal olarak Osmanlı artık o toprakları aşamıyor. Osmanlı alabileceği kadar toprak almış ki Osmanlı'nın yükselme döneminde en büyük gelir kaynaklarının başında tarımın dışında ganimet gelir. Ganimet gelirler azalıyor. Bu da maliyeyi bozuyor tabii ki. O zaman Osmanlı doğal sınırlarına ulaşması. Arkadaşlar, coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler. Osmanlı Devleti ne çektiyse coğrafi keşiflerden çekti. Coğrafi keşiflerle ipek ve baharat yolu önemini kaybetti. Doğal olarak bu da Osmanlı'ya ekonomik olarak ciddi zarar verdi. Coğrafi keşiflerle Osmanlı fakirleşirken Avrupa zenginleşti. Bu da Osmanlı'ya ciddi darbe vurdu. Arkadaşlar, diğer bir ifadeyle Akdeniz limanları önemini kaybetti. Bunu böyle de anlatabilirim. Kaybetti. Bir şey daha arkadaşlar. Avrupa'da Rönesans ve Reform ile akıl çağı başladı. Yani Avrupa'da bilim ve teknik alanında ciddi gelişmeler oldu. Osmanlı Avrupa'nın gerisinde kaldı. Yani Osmanlı Avrupa'daki Rönesans ve Reform'la yaşanan süreci takip edemedi. Bunu olumluya çeviremedi. Bir örnek vereyim size. O Avrupalılar teknik silahlar kullanırken Osmanlı kara saban silahları kullandı. Avrupalılar kalyon kullanırken denizlerde Osmanlı hala kadırgalar, kürekli giden gemiler kullanmaya başladı. Doğal olarak bu da Osmanlı'nın savaşı kaybetmesine sebep oldu. Şöyle baktığınızda kutsal ittifaklar, Osmanlı'ya karşı Haçlı Birliği'nin kurulması, doğal sınırlara ulaşması, coğrafi keşifler, Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi, Avrupa'da Rönesans reformla, Avrupa'da akıl çağının başlaması, Osmanlı bunun gerisinde kalması, Osmanlı'nın duraklama dönemine girmesinin dış sebepleridir diyebiliriz. Burada iki tane farklı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kapitülasyonlar. Osmanlı Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi. Ve Osmanlı'nın imparatorluk yapısı. Bunu iç ve dış diye değerlendirmek çok doğru olmaz. Kapitülasyonlar Osmanlı Avrupa'ya vermiş olduğu imtiyazlardır. İki taraflıdır. Bu Osmanlı'ya zamanla ciddi ekonomik zararlar verdi. İmparatorluk yapısı derken Osmanlı Devleti çok uluslu yapıya sahiptir. Farklı unsurları barındırmıştır. Bünyesinde bu unsurları farklı devletler bize karşı kullanmış ve kışkırtmıştır. Bu da Osmanlı'da ciddi anlamda isyanların çıkmasına, Osmanlı'nın sendelemesine, duraklamasına neden olmuştur diyoruz. O halde Osmanlı duraklama dönemine girmesinin iç dış nedenlerini böyle tarif edebiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu dönemde çıkmış isyanlara bakalım sizinle. İsyanlar nedir bunlar? 4 tane isyan yazacağım. Birincisi Yeniçeri. Yeniçeri isyanları. Diğer bir ifadeyle Kapıkulu isyanları. Diğer bir ifadeyle Merkez isyanları. Diğer bir ifadeyle İstanbul isyanları. 4 tanesini kullandım. Yeniçeri, Kapıkulu, Merkez İstanbul. Yani burada arkadaşlar ordunun bir isyanı var. Ve ordu nerede isyan ediyor? İstanbul'da. İstanbul neresi? Osmanlı başkenti. Doğal olarak bu doğrudan merkezi, otoriteyi sarsıyor. Peki niye isyan ediyorlar bunlar? Bunun temel sebebi ekonomik arkadaşlar. Bunların almış olduğu maaşı ne diyorduk? Ulufe. Aldıkları maaşı ne diyorduk? Cülüs. İşte Yeniçeriler bu ulufe ve cülüslerini zamanında alamıyorlar. Ya
zamanında alamıyorlar ya da ayrı düşük akçelerle alıyorlar. Yani sonuçta Yeniçerilerin ulufe ve cülüslerini zamanında alamamaları, ayrı düşük akçelerle almaları bunların isyanına sebep oluyor. Peki bu isyana baktığınızda isyan kime karşı? Ya defterdara karşı ki maaşları defterdar ödüyor ya da bu parayı ödeyemeyen, ödemeye gücü yetmeyen padişaha karşı. Ve bu isyan ya defterdarın ölümüyle, idamıyla ya da padişahın tahttan indirilmesiyle sonuçlanıyor. O yüzden merkezi otorite son derece sarsılıyor. Fakat asla şunu düşünmeyin. Bu padişah tahttan indirildiğinde, mesela 2. Osman tahttan indirildi. Arkadaşlar 1. Ahmet tahttan, 1. Ahmet diyorum, 3. Ahmet tahttan indirildi. 3. Selim tahttan indirildi. E iyi de 2. Osman tahttan indirildi, 1. Mustafa geldi. 3. Ahmet tahttan indirildi, 1. Mahmut geldi. 3. Selim tahttan indirildi, 2. Mahmut geldi. Yani sonuçta tahttan indirilenler de, tahta çıkanlar da Osmanlı hanedanından. Yani Yeniçerilerin isyanı asla hanedana karşı olmadı, uygulamaya karşı, kişiye karşı oldu. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar, tamam mı? O yüzden Yeniçerilerin isyanı ne anlama geldiğini ve bu isyanların ocak devlet içinken, devlet ocak içindir anlayışına dönüştüğünü unutmuyoruz. Yeniçerilerin doğrudan otoriteyi sarstığını unutmuyoruz. İkinci isyanlar ise arkadaşlar Celali. Celali isyanlarıdır. Şimdi bu isyanlar Anadolu'da çıkan isyanlardır. Yani diğer bir ifadeyle taşra çıkan isyanlardır. Bu isyanların hem ekonomik hem sosyal yani toplumsal hem de siyasi yönü vardır. Nedir mesela? Arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Maliyenin bozulması, tımar sisteminin bozulması, uzun süren savaşlar, rüşvet ve iltimas, rüşvet ve iltimas, adam kayırma, halkın devlet olan güveninin sarsılması, merkezi otoritenin bozulması, bunların hepsi Celali isyanlarının sebepleri olarak değerlendirilebilir. Sen şimdi şöyle düşün arkadaşlar. Uzun süren savaşlar yaşanıyor, üretim düşüyor, topraklar boş kalıyor, senin maliyen bozuluyor, o toprakta yaşayan halktan daha fazla vergi almaya çalışıyorsun. Halk bu vergisini ödeyemiyor, toprağını terk ediyor. Toprağını terk edene baskı yapıyorsun, bir de çift bozan vergisi uyguluyorsun. Bir, bak neler saydım. İki, devletin memuru geliyor, merkezi otoritede bozulmuş, Anadolu'da artık o devlet diye bir şey yok. Yerel yöneticiler halktan zorla para topluyor, işler rüşvet ve iltimasla yürüyor. E bu halk isyan etmesinde ne yapsın yani? O yüzden isyanların hem ekonomik hem sosyal hem siyasi boyutu vardır deriz. Peki nedir Celali isyanları? Halkın toprağı terk ettiği olaylardır. Peki Celali isyanları ile halk toprağı terk ediyorsa bunun sonuçları çok ağır olur. Birazdan onun sonuçlarını yazacağım size, ağır sonuçlarını. Ama şunu bilelim. Bu isyanlar neler? Kimler isyan etti? Ben şuraya yazıyorum. Karayazıcı, Tavil Ahmet, Deli Hasan, Kalenderoğlu, Can Bolatoğlu. İsyan çıkaran elebaşları bunlar. Şimdi o kadar enteresan ki arkadaşlar, bunlar isyan ediyor ya, devlet bu isyanları bastıramıyor ya. Bastıramıyor. Bunlara rüşvet teklif ediyor. Diyor ki tamam diyor, siz sakin olun, isyan etmeyin. Sizi bulunduğunuz bölgede vali yapayım diyor. Osmanlı bunların bir kısmını bulunduğu bölgede feodal bey yapıyor, vali yapıyor. Bu adamlar rahat durur mu sizce? Ve Osmanlı isyana destek veren halka şiddet kullanıyor. Şiddet. Mesela Kuyucu Murat Paşa. Kuyucu Murat 1. Ahmet döneminin sadrazamıdır. Kuyucu Murat isyan edenleri kuyuya atıyor. Bu yüzden lakabı Kuyucu Murat. Yani sorunların temeline mi indin? Baskı ve şiddet mi kullandın? Baskı ve şiddet kullanıyorsun. Temeline inmiyorsun.
Doğal olarak arkadaşlar bu isyanlar her fırsatını bulduğunda devam ediyor. Çünkü çözüm getirmiyorsun. Ve bu isyanlar köyden kente göçlere neden oluyor. Bu bağlantıları unutmuyorsunuz. Bakın arkadaşlar şimdi. Bu isyanlar sonucunda. Neydi isyan? Halk toprağı terk ediyor. Şöyle diyebilir miyiz? Dikkat edin şimdi. Üretim düşer. Üretimin düşmesi maliyeyi bozar mı? Maliye bozulur. Peki halk köyden şehre göç ediyor ya, bir önceki videodan hatırlayın, yatay hareketlilikler yaşanır. Köyden kente göçler yatay hareketlilikte. Bunun diğer bir adı, büyük kaçgunlar yaşanır. Kaçgun, büyük kaçgun, köyden şehre göç, Celal isyanları ki ilk defa Yavuz döneminde Tokat bölgesinde Bozoklu Celal diye birisi isyan etti. Ondan sonra Anadolu'da çıkan her isyana Celal isyanı denildi. Büyük kaçgunlar yaşanır. Arkadaşlar şimdi kalabalık şehirler ortaya çıkar. İşsizlik yaşanır. Çünkü şehirde nerede iş bulacaksın yani? Sanayi şehri değiliz. Ve herkes şehre gitmez. Bazısı dağa çıkar. O yüzden de arkadaşlar Eşkıyalık başlar. O zaman Celal isyanları tımar sistemini bitirir, maliyeyi bozar, yatay hareketliliğe sebep olur, büyük kaçgınlara sebep olur, kalabalık kentleşmeler ortaya çıkar, işsizlik yaşanır, eşkıyalıklar Anadolu'da başlar. Celal isyanları deyince aklımıza bu gelecek. O bölgede Anadolu'da devletin otoritesini bozar. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi ikisi arasındaki farkı unutmayın. Bu ikisi arasında fark var. Merkez isyanları, Anadolu isyanlarıdır. Şurayı kullanacağım. Bakın şimdi şurayı bir bütünlük sağlayalım diye. Arkadaşlar, 3 eyalet isyanları. Eyalet isyanları merkeze uzak eyalet valilerinin çıkardığı isyanlar. Merkeze uzak yerlerdeki eyaletlerde çıkan isyanlardır. Örnek vereyim size. Arkadaşlar, Erzurum valisi Abaza Hasan, Sivas valisi Vardar Ali. Bunun dışında Mısır, Bağdat, Yemen, Kuzey Afrika, Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek. Buralarda hep isyanlar çıkıyor. Şuradaki isyanları, Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek'teki isyanları daha çok İstanbul'daki Ankara diyecektim. Fener, Rum, Patriği örgütlüyor. Şimdi bu isyanlar devletin merkezli otoritesinin bozulması üzerine eyaletlere çıkan isyanlardır. Arkadaşlar, devlet zorlanarak da olsa bu isyanları bastırmıştır. Ama bu isyanlar sonucunda birçok yer yarı bağımsız olmuştur. Yani feodal beyler konumuna gelmiştir bunlar. Burada şunu unutmayın. Dikkat edin bunlara. Bunlar kaçıncı yüzyıl isyanları? Burada uyanık davranacaksınız. Kaçıncı yüzyıl isyanları bunlar? 17. yüzyıl. Yani 1600 yıllar. Peki milliyetçilik ne zaman ortaya çıktı? 1789'da. Yani 18. yüzyılın sonlarında. Peki Osmanlı'yı ne zaman etkiledi? 19. yüzyılda. O zaman 19. yüzyıl isyanlarında biz ne ararız? Milliyetçilik. Biz bunlara genellikle ne deriz? Azınlık isyanları. Peki bu isyanlar ne zaman çıktı? Bu başlıktakiler 17. yüzyılda. O yüzden bu isyanların hiçbirisinde milliyetçilik faktörü aramıyorsunuz. Bu isyanların hiçbirinde Osmanlı hanedanına karşı bir isyan aramıyorsunuz. Yani rejime karşı bir isyan aramıyorsunuz. Genellikle isyanları ekonomik, sosyal, siyasi sebeplere dayandırıyorsunuz.
maliyenin bozulmasına, vergilerin artırılmasına, değişme sisteminin bozulmasına, yeniçerinin maaşının ödenememesine bunlara dayandırıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bir isyan daha yazacağım size. Dördüncü isyan. O da üstte yazayım şuraya. Rahat görün diye. Suhte isyanları. Arkadaşlar suhte ya da softa medrese öğrencisine verilen isimdir. Bunlar mezun oluyorlar. Arkadaşlar mülazemat denilen deftere kayıt yaptırıyorlar. Mülazemat defteri sıra bekleme defteri. Ücretsiz hizmet defteridir o. Oraya kaydınızı yaptırıyorsunuz mülazemat defterine. Sıranızı bekliyorsunuz, atama bekliyorsunuz ama bir türlü atama gelmiyor. Çünkü Osmanlı'da işsizlik çok. O yüzden de bunlar Anadolu'ya gidip, bak cerre çıkmadır bunlar da, cerre çıkma. Anadolu'ya gidip halka ders anlatıyorsunuz, halka vaaz veriyorsunuz, o vaazla para topluyorsunuz. Halkın da cebinde para yoksa o da işe yaramıyor. Doğal olarak o medrese öğrencilerinin işsiz kalması, para bulamaması, onların Anadolu'da yaşayanlarının celal isyanlarına destek vermesine sebep oluyor. Doğal olarak biz 17. yüzyıl isyanlarına bahsederken Yenişehir isyanları, Celal isyanları, Suhte isyanları ve Eyalet isyanları olarak bahsederiz. Suhte isyanları medrese öğrencilerinin celallere destek verdiği isyanlardır deriz. Tamam mıdır? Şimdi bu isyanları gördük. Bu isyanlardan merkezi otoritenin bozulmasına sebep olan isyan doğrudan budur. Ama bir yerde isyan varsa o yorum olarak merkezi otoritenin bozukluğu anlamına da gelir. Mesela celal isyanlarının çıkması merkezi otoriteyi bozar mı? Hayır. Peki merkezi otoritenin bozulduğunu kanıtlar mı? Evet. Yeniçeri isyanları merkezi otoritenin bozulduğunu kanıtlar mı? Evet. Merkezi otoriteyi bozar mı? Evet. Çünkü İstanbul'da çıkmıştır. Ama celal isyanları merkezin Anadolu'daki otoritesini bozar. Şimdi merkezi otoriteyi niye bozsun? Padişah İstanbul'da zaten. Onun yetkisi belli. Ne demek istediğimi anlatabildim umarım. Arkadaşlar bu isyanları unutmuyorsunuz. Bu isyanların milliyetçilikle alakası yoktur. Rejimi değiştirmek, Osmanlı hanedanını ortadan kaldırmakla alakası yoktur. Siyasi, ekonomik, sosyal nedenleri vardır diyoruz. Tahtamızı temizliyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden yeni duraklama dönemi 17. yüzyıl arayış yıllarıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım.